büyük büyüklerimizin yanında çalışan Hacı Ahmet diye bir ustamız vardı. Dört kuşak bizimle çalışan, nur içinde yatsın. 88 yaşına kadar bizimle çalıştı. 14 yaşında işletmemize başlamış. O başımızda duruyordu. O bana öğretti. Hayvanı sadece sırt bölgesinden köfte yapıyoruz. Yani sırt bölgesindeki bonfile kısmından köfte yapıyoruz. Kesinlikle döş kullanmıyoruz. Kuzu ve dana eti kullanıyoruz. Kuzular İç Ege'nin kuzuları, yani Balıkesir yöresi diyebilirim aslında, Güney Marmara. Kuzu ve dana eti kullanıyoruz. Eti tamamıyla sinir ve kaslarından ayırıyoruz. Uzun bir işlem bu. Yani neredeyse ameliyat ediyoruz eti, aldığımız eti. Sinir ve yağlarından ayırıyoruz. Sonrasında daha önceleri zırhla yapıyorlarmış büyük dedelerim ama tabii artık makineleştiğimiz için biz kıyma makinesi kullanıyoruz. Sadece soğan ve tuz ile yapılan ve tamamıyla dinlendirilerek elde edilen bir ürün. İsmim Mesut Besler. Besler İnegöl Köftecisi'nin 4. kuşak işletmecisiyim. İnegöl Köftesi 1893 yılında İnegöl'de Bulgaristan'dan göç eden büyük büyükleden Mustafa Efendi tarafından başlatılmıştır. İnegöl köftesi Bulgaristan Filibe'de yaşayan dedem, babasından öğrenmiş olduğu mesleği, o zaman Osmanlı toprağı olan Bulgaristan'dan İnegöl'e göç etmişler ve İnegöl'de mesleklerini icra etmeye başlamışlar. Öğlenleri okuldan çıktığımda dükkana gelmem mecburiydi. Hatta o dönemlerde çocukluğumu yaşayamadım bile diyebilirim. Arkadaşlarım oyun oynarken ben burada bulaşıkhanede babamlar tarafından ayaklarımın altına sandık koyuyorlardı. Bulaşık sıyırtırıyorlardı. Yani bulaşıkları düzene sokuyordum. Benden sonraki bulaşıkçı da bulaşığı yıkıyordu. Yani. İlk başladığım gün buraya geldim. Abim de açıkçası iyi bir işletmecidir. Açıkçası abimin zoruyla geldim. Babamdan çok çekinmezdim ama abimle yaş farkımız çok fazla. Abimden çok çekinirdim. Buraya geldiğimde önüme bir önlük taktılar ve beni bir tepsiye, yani verilen bir siparişi tepsi olarak götürmemi istediler. Ve ben bundan gerçekten utandım. Çünkü arkadaşlarım sokakta gördüğümde onlar oyun oynuyorlardı. Ben ise elimde bir tepsiyle bir müşterimize servis götürüyordum. Açıkçası utanmıştım, onu net hatırlıyorum. Ama babam bunu fark etti. Babam sonrasında beni çekti ve dedi ki bak, bu meslekte utanılacak hiçbir şey yok. Bizim ata baba mesleğimiz bu. Biz bu meslekten gelir sağlıyoruz. Ve sen bu sektörde olursan insanların aylarca randevu alıp bekleyebilecekleri kişilere
Sen servis yaparken tanışma imkanın olur. Sosyal çevren artar. Ve onlara çok rahat ulaşabilirsin. Onlarla çok rahat diyalog kurabilirsin. Sosyalleşebilirsin gibi bir söylemde bulunmuştu. Ve sonrasında da düzeltmiş. Babam şöyle ifade ederdi, çıraklığını yapmadığın bir işin patronu olamazsın. Dolayısıyla bizde kim çalıştıysa ki geçmişte böyleydi, ilk önce bulaşıkhaneden başlatılır, sonra komi olursunuz, daha sonrasında garson olursunuz ve daha sonrasında da gelebileceğin en üst mertebeye gelebilirsiniz, işletmeci olabilirsiniz. Büyük büyük dedem İnegöl'e geldiğinde, İnegöl'de o dönemde köfte satan başka bir işletme yokmuş. Onlar da açmış oldukları dükkan hemen yanında Ankara-Bursa karayolu geçiyormuş. Yaptıkları köftenin adı İnegöl'e gelen misafirler tarafından İnegöl'de köfte yedikten İnegöl köftesi adı almaya başlamış. Belli bir sürece kadar bize kebapçılar diyorlarmış ailemize. Kebapçılar diye hitap ediyorlarmış ama daha sonrasında İnegöl'e gelen misafirlerin İnegöl'de yedikleri köfte, biz bu köfte isim kazandırmışlar. Sanırım 17 yaşındaydım. Evet, belli bir süreç geçmişti. Bulaşıkhane, komilik ve garsonluktan sonra ızgaracılığa terfi etmiştim. O sürede büyük büyük dedemizin yanında çalışan Hacı Ahmet diye bir ustamız vardı. 4 kuşak bizimle çalışan, nur içinde yatsın. 88 yaşına kadar bizimle çalıştı. 14 yaşında işletmemize başlamış. O başımızda duruyordu. O bana öğretti. O bizi kontrol ederdi. Yani köftenin nasıl çıkması gerektiğini, sık sık çevrilmesi gerektiğini. Hatta örneklersem ızgarada biraz dalgınlık yaptığımızda kızgın şişe elimize değdirdiğini biliyorum. Uyarmak için. Hani köfteyi sık çevirmemiz için. Elimizde çok yakmıştır mesela. Ben de oğlumu öyle yetiştirmek isterim. Çünkü siz o anda imtiyaz tanıyabilirsiniz ama sizin emanet etmiş olduğunuz bir usta işletmeci olarak sizin de ona tüm hakları verdiğiniz için sizi bence çok daha iyi eğitebileceğini düşünüyorum. Ben de oğlumu o şekilde yetiştirmek isterim. Ahmet Usta 14 yaşında işletmemize girmiş, çalışmaya başlamış, büyük dedemden bu mesleği öğrenmiş. Tabii ki o da aşamaları geçmiş. Çok naif bir insandı. Mesleği öğrenmek isteyenlere bu mesleği öğretirdi. Sabah 7'de ya da belki daha önceleri 6'da, 6.30'da ya da 5'te işletmeye gelen kişi servis bitinceye kadar bu işletmede bulunurdu. Ve neredeyse 60 yıl işletmemizde çalıştı. İnegöl köftesinde önem arz eden konu et. Et ve etin kalitesi. Biz yaklaşık 40 yıldır aynı kasapla çalışıyoruz. O bizim istediğimiz standartlardaki eti bize sağlıyor. Biz hayvanı sadece sırt bölgesinden köfte yapıyoruz. Yani sırt bölgesindeki bonfile kısmından köfte yapıyoruz. Kesinlikle döş kullanmıyoruz. Kuzu ve dana eti kullanıyoruz.
Kuzular, İç Ege'nin kuzuları, yani Balıkesir yöresi diyebilirim aslında, Güney Marmara. Kuzu ve dana eti kullanıyoruz. Şu anda elimde etin sadece bonfile kısmı var ve ben bunu sinirinden ayıklıyorum. Sinir köfte işlendikten sonra makineden de kaçabilen bir bölge. Bunu ayırıyoruz ki yenirken misafirlerimiz ya da bize gelen kişiler yemek yediklerinde kürdan kullanmasınlar diye yapıyoruz. Tabii ki gözümüzden kaçan bazı sinirler olabiliyor. O da çok açıkçası nadir çıkıyor. Yağlarını da ayrıştırıyoruz çünkü yağı da ayrı, yani yağı makineden çekmiyoruz yoğururken. Yağı da böyle ayırıyoruz. Burada işte tedarikçimiz olan kasabın bize göndermiş olduğu dana etinin ve kasabımız genelde limuzin cinsi hayvanlar kullanıyor. Kuzumuz da var tabii ki. Kuzunun da sinirlerini ayıklıyoruz. Pirzola bölgesi çünkü çok kemikli ve sinir içeriyor. Onları da ayıklıyoruz. Daha sonrasında bunları kalın aynadan çekiyoruz. Burada kuzu etimiz var. Burada dana etimiz var. Orantılarsak işte 60'a 40 gibi. %60'ı dana eti, %40'ı kuzu eti. Eti tamamıyla sinir ve kaslarından ayırıyoruz. Uzun bir işlem bu. Yani neredeyse ameliyat ediyoruz eti, aldığımız eti. Sinir ve yağlarından ayırıyoruz. Sonrasında daha önceleri zırhla yapıyorlarmış büyük dedelerim ama tabii artık makineleştiğimiz için biz kıyma makinesi kullanıyoruz. Daha sonrasında yaklaşık 2 gün 0 derecede dinlendirmeye bırakıyoruz. Aslında fermantasyon sağlıyor, mayalanma süreci. Sonrasında ise 2 gün dinlendirilen et 3. gün tekrar daha ince bir aynadan, yani makine aynasından, kıyma makinesinden çekiliyor. Yine içerisinde sadece soğan koyularak sabah 7-7.30 sularında yoğruluyor, şekillendiriliyor ve sonrasında ise dinlenmeye bırakılıyor. Şu anda pişme hazır hale getiriyoruz. Daha öncesinde tuz kullanmıştık fermente olması için, o 2 günlük süreç öncesinde. Eti kullandıktan sonra soğanı zırhla kıyıyoruz suyu çıkmasın diye. Tabii ki daha sonrasında sabah bu işlemi yaparken hazırlık aşamasında soğanlıyoruz. Ha, bu soğan kaç gram derseniz 1 kilograma neredeyse 100 gram geliyor. Ama tabii bizim göz ve el alışkanlığımız var. Yoğururken de bunu neredeyse şöyle tarif edebilirim. Çiğ köfte kıvamına getiriyoruz. Eti soğanla birlikte özleşmesin, yani birbirine karışmasını sağlıyoruz. Dana ve kuzu birbirine karışıyor. Soğan içerisinde neredeyse gözükmeyecek hale gelinceye kadar yoğuruyoruz.
Hayvanın en kaliteli olan bölgesi sırt eti. İşte pirzolanın bulunduğu yer, bonfilenin bulunduğu yer, kontrafilenin bulunduğu yerler. Yani sırt bölgesi etin en daha az kaslı olan bölgesi, daha korunaklı bölgesi ve en lezzetli olan kısmı. Tabii ki birçok köfteyi görüyorum, izliyorum. Döşten de yapıyorlar. Döş dediğiniz kısım işte genelde kasaplar döşten verelim mi falan derler. Döş karın zarı gibi bir bölge aslında. Yani kaburgaların alt kısmı. Dolayısıyla biz orasını kullanmıyoruz. İnternette yazılanların dışında söyleyeyim. İnternette çok fazla bilgi karmaşası var bize göre. Kaliteli bir et, kuzu ve dana olmak üzere. İçerisinde hiçbir katkı madde, o katkı maddesinin olmaması, ekmek ve türevleri, soya ve türevleri, baharat olmaması, sadece soğan ve tuz ile yapılan ve tamamıyla dinlendirilerek elde edilen bir ürün. Şu anda bu kıymamızın içerisinde sadece kuzu eti, dana eti, tuz ve soğan var. Başka hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Onun dışında İnegöl köftesinin özellikleri arasında piştiğinde tabii biz sık çevirerek pişiriyoruz. Meşe kömürünün ısısı önemli tabii ki bizler için. Izgara yakış şeklimiz farklı. Tüm köfteciler böyle yapıyor İnegöl'de. Bir de elastik gibi yapısı olması. Piştikten sonra kestiğinizde içinin pembe kalması. O da katkı maddesinin olmayışından. Balkanlarda, Bulgaristan'da, Kırcalı'da özellikle kebapçı denilen bir köfte var. Makedonya ve Bosna yöresinde de cevabi denilen bir köfte var. O da uzun, evet. Fakat bizimkilerin o şekilde yapmama sebebinin bence daha zor pişiyor olması. Çünkü biz eti pişirirken çatal kullanıyoruz. Daha sık çeviriyoruz. Bize göre kuzu eti, ki atalarımız, ecdadımız, biz Selçuklu'dan gelen ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen ırkın torunlarıyız. Ki atalarımız sadece kuzu etini yiyerek çok sağlıklı oluyorlarmış bence. Oturduklarında neredeyse bir kuzu yedikleri ifade ediliyor. İsmim Ali Özoğlu. Yaklaşık 20 yıldan beri bu işletmede çalışmaktayım. Ben 20 yıl olmak üzere bir fiil burada çalışıyorum. Öncelikle işimizde çok keyif alıyoruz ve çalışma arkadaşlarımızla.
Ve en çok mutluluk, gurur duyduğumuz şu kaynak ve Türkiye'nin ilk köftecisi olarak yıllardan beri devam eden bir dükkandayız. Mesut Bey, yani işçilerine, karşısına, iş arkadaşlarına diyelim, gayet saygılı ve ılımlı yaklaşan bir patron diyelim. Şöyle ifade etmeliyim, geçmişte bu mesleğe insanlar ya da kişiler meslek gözüyle bakarken şu süreçte ne yazık ki Türkiye'de gençler ya da bazı kesim tarafından bir geçiş dönemi olarak bakılıyor ve kimse hizmet sektörünü benimsemiyor. Geçmişte ise birilerinin meslek sahibi olabilmesi için köftecilere ya da lokantalar ya da pastane türevi, yani bu tür yerlere çırak olarak veriliyordu. Saygı vardı, meslek aşkı vardı, meslek öğrenmek için insanlar bu işi yaparken. Şimdi ise yeni jenerasyon bu mesleği çok sevmiyor. Birilerine bir şey aktarabilmek çok zor. Aktardığınızı anlayabilecek insan sayısı da az. Ya da tam tersi, şu dönemde ustayım diye geçinen birçok kişi mevcut mesleklerini, yanındaki çıraklarını aktaramayabildikleri için de bence sektör biraz sekteye uğruyor. İşin en kolay kısmını bitirdik. Şu anda ızgara kısmına, yani en zor kısmına ve en lezzetli kısmına geçiyoruz. Haydi buyurun geçelim. Şimdi ızgaramızda Ayda'na ait meşe kömürünü kullanıyoruz. Izgaramızı yaktıktan sonra küllüyoruz. Dövdükten sonra, yani ilk önce kömür yanıyor. Daha sonrasında bir kürek yardımıyla ızgaramızı şekil veriyoruz. Yani düzleştiriyoruz. Yani kömürü düzleştiriyoruz. Daha sonrasında üzerini küllüyoruz. Küllememizin sebebi ısı derecesini ayarlayabilmemiz için. Daha sonra elimizi ıslatıyoruz. Biz küçük bir kasede. Biz bakır bir kap kullanıyoruz dedemlerden kalan. Olduğumuz köfteleri ısı derecesini kontrol ediyorum. Bana göre ısı derecesi hafif. Sonra çatal yardımıyla köftelerimiz, tabii biz artık el alışkanlığı ve göz alışkanlığı olduğu için bize çevirmemiz gerektiğini söylüyor. Ve çatal yardımıyla
Çatallı'da da zor bir işlem aslında. Elimiz yanabiliyor. Tabii biz buna alıştığımız için çok fark etmiyor. Neden çatal kullanıyoruz? Çünkü ete sürekli çevirirken ister istemez darbelerde bulunuyoruz. Ve bu çatal darbeleriyle etin içerisinde ısının geçmesini ve etin yanmamasını, yani kabuk tutmamasını sağlıyor. İnegöl köftesinin bahsettiğim gibi özelliklerinden bir tanesi de içerisinin pembe kalması piştikten sonra. İnegöl köftesinin yanında domates, biber ve aslında kıyılmış soğan çok yakışıyor. Ama artık çok soğan tercih edilmiyor misafirler tarafından. Aslında soğanla birlikte İnegöl köftesi daha lezzetli oluyor. İnegöl köftesiyle birlikte genelde piyaz ve yoğurt tercih ediliyor. Piyaz geçmişte İnegöl'e bağlı Cerrah köyünde yetiştirilen bir fasulye iken şu anda çok azaldığından Erzincan fasulyesi kullanıyoruz piyazda. Onun yanında manda yoğurdu servis ediyoruz. Şıra daha genelde tüketiliyor köftenin yanında. Tabii ki tercihe göre salatada tercih eden müşterilerimiz var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.